herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hotel Linkage önce İstanbul, daha sonra Anadolu'nun çeşitli şehirleri. Kaç senedir de Antalya'da çok bence önemli bir rol oynuyor. Ben Mastercard gelişen Avrupa pazarlarının direktörüyüm. Sağ olun, teşekkür ederiz. Böyle bir güzel kongrede bir araya gelmek ve 3 yıldır da size çok güzel destek veriyorsunuz Linkage olarak. Size de teşekkür ederim. Hoş ben. Asko Hotels Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev alıyorum. İsmim Mustafa Yıldırım. Rixos Downtown Odalar Bölüm Müdürüyüm. Merhaba, Hüseyin Mercan ben. Expedia'da çalışıyorum. Expedia'nın pazarlama alanındaki ürünlerinin ülke iş geliştirme müdürüyüm. Cem Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hotel Linkage önce İstanbul, daha sonra Anadolu'nun çeşitli şehirleri. Kaç senedir de Antalya'da çok bence önemli bir rol oynuyor. Zaten otellerin dijitalleşmesi Türkiye'de biraz geç ele alınan bir konu. Ama görünen o ki özellikle pandemide yeni deneyimlerle, özellikle misafirlerin çok istemesinden dolayı belli ki önümüzdeki sene dijitalleşmede çok bir hız gelecek. Burada da Link için tecrübesini otelcilere yansıtmasının çok doğru olduğunu biliyorum. Sizlerle olan işbirliğimiz her zaman çok güzel meyveler verdi. Bu meyveler gelecekte de hem bizim hem başkaları, diğer otelciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve hepinize başarılar diliyorum. Murat Bey, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Böyle bir güzel kongrede bir araya gelmek ve 3 yıldır da size çok güzel destek veriyorsunuz Linkage olarak. Size de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. 2022 yılı sizin için nasıl geçti? Evet, bir toparlanma yılıydı aslında. Yaz ayı da dahil olmak üzere geçen yıllara göre daha iyi. Yani zaten pandemi dönemine göre tabii ki daha iyiydi. Tabii ki 2019 tam yakalayamadık. Özellikle bizim bölge, Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz hariç iç turizmle beslendiği için iç piyasadaki o ekonomik dalgalanmalar biraz etkiledi işin açıkçası. Bu ekonomik toparlanmayla birlikte önümüzdeki senenin çok daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle hangi pazarlar arttı? Yani şu ülke daha çok bu sene geldi gibi bir artış var mıydı? Aslında var olan o yüksek pazarlarımız yine devam etti. Hem Almanya olsun hem Rusya olsun. Çok büyük düşüklük olmadı Rusya'da. Ama bununla beraberinde TGA'nın yapmış olduğu çalışmalarla hiç daha evvel de çok fazla hareketli olmayan pazarlarda ciddi bir hareketlenme olmaya başladı. Bunu gözlendik. Özellikle Amerika pazarı. Yani sıfıra yakırken ciddi bir artış oldu. İngiliz lerde aynı şekilde, Güney Amerika aynı şekilde çeşitlendirmeye yönelmiş zaten TGA. Ben de bir TGA yönetim kurulu üyesi olarak bunu zevkle, keyifle söylüyorum. Bakanımız da biraz önce konuştu. Bu çeşitlikle birlikte daha fazla yere hitap etmeye başladık. Bu da en büyük sevindirici, çünkü biz bir Almanya, Rusya kıskaçında kalmıştık. Yani Almanya, Rusya ile yürüyoruz, o olmazsa yürüyemiyoruz bir pozisyonu vardı, ama bunu yaymaya başladık. Daha umutla, keyifle bakıyoruz geleceğe. Çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben öncelikle sizi tanımak isterim. İpek Kesici ben. Asko Hotels Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapıyorum. Artık her şey, bütün rezervasyonlar online oluyor. Bu konuda ilgili düşünceleriniz neler? Rezervasyonlarımız online oluyor. Sosyal medyayı online üzerinden, misafir yorumlarımız online üzerinden. Aslında hani artık turizmle alakalı neredeyse online olmayan bir şey kalmadı. O anlamda teknoloji bizim için çok değerli ve biz de tesisimizin her bölümünde kullanmaya çalışıyoruz. Yani dijitale ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu arada çok memnun olduk. Ben de çok tanıştığımız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Önce ben sizi tanımak isterim. Tabii ki. İsmim Mustafa Yıldırım. Rixos Downtown Odalar Bölüm Müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Liseden itibaren başladı. Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. 4 yıllık lisans olarak. Turizmi seviyorum, aşığım. Ve bu işteyim. 20 yıl öncesiyle yani şu anki çok farklı. Biliyorsunuz teknoloji konusunda, artık teknoloji odaklı turizm. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle daha çok bireyselleşti ve misafirler
Yani burayı tercih eden turistler daha çok bilgiye sahip ve hızlı da işlemler yapmak istiyor. O anlamda çok değer veriyorum, önem veriyorum. Zaten panelde de birçok konuda geçti bu konuyla ilgili. Teknolojiyi, turizm sektörünün özellikle takip etmesiyle ilgili. Değerli buluyorum, önemsiyorum bu konuda. Peki teknoloji turizmi arttırdı mı sizce? Ya teknoloji şu açıdan arttırdı. İnsanların nereye gideceğiyle ilgili bilgileri daha önceden daha kolay sahip olmasına, bilgi sahibi olmasına sebep verdi. Ve kendi tercihlerini kendilerine göre yapmalarına tercih olanağı sağladı. Teknoloji olması tabii ki bizi insanla ilgili iş yaptığımız için turizm sektöründe teknoloji kesinlikle komple yer almayacak. Ama büyük bir destekçi olacağına inanıyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Tabii merhaba, Akın ben. Ben Mastercard gelişen Avrupa pazarlarının direktörüyüm. Burada da özellikle turistlerin harcamaları değişimleri, hem yabancılar ülkemizde nerelerde, hangi sektörlerde, hangi şehirlerde nasıl değişmiş bu harcamalar, onlarla ilgili fikir vermek için geldim. Kongreye katıldım. Teşekkür ederiz. Peki 2022 sezonundaki harcamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir sezondu harcama açısından? Ya aslında hani bir önceki yıl, aslında 2019 yılıyla aslında karşılaştırıyoruz. 2022 yılı güzel geçti diyebiliriz. Yani ben çünkü bütün diğer pazarlara, Türkiye yani Türkiye dışındaki pazarlara baktığımızda Türkiye gerçekten öne adım attı. Ama sunumumda da bahsettim içeride. Hala turist başına harcama ortalamasında gerideyiz. Hani o yüzden de birçok konu konuşuldu içeride. Hani premium servisler olsun, alakart restoranlar olsun, yemekte, gastronomide daha fazla harcatmamız olsun, değişik, biz priceless, paha biçilmez diyoruz, deneyimler sunmak olsun. Asıl amacımız aslında 2023 yılında da bu turist başına olan harcama miktarını da arttırarak daha güzel bir yıl geçirmek olacak. Umarım artar diyorum. Bununla ilgili siz otellere ya da turizmde bulunan firmalara önerilerde bulunuyor musunuz? Aynen, yani zaten TGA ile ortaklığımız var. Hani onlarla ilgili sürekli bir data paylaşımı, bizim bu kart harcamaları datalarının hani müşteri profillemesi çalışıyoruz. Onun dışında bu yıl ana sponsoruyduk, işte Mission Star'ı Türkiye'ye getirdik Mastercard olarak. Onun dışında yine paha biçilmez tecrübelerle işte Kapadokya'ya bu yıl büyük bir tanıtım kampanyası yaptık. İstanbul'a yaptık. Bunu Antalya'da da yapma planımız var. Yani yurt dışındaki turistleri hem tanıtma Mastercard olarak, çünkü yaklaşık 200 ülkede varız, hem de bu tarz kampanyalarımızla Mastercard, yaklaşık 4 milyar tane Mastercard kullanıcı var. Bunları ulaştırarak Türkiye'nin de gelişimine sağlamak en büyük amacımız. Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhaba. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz bizlere? Merhaba, Hüseyin Mercan ben. Expedia'da çalışıyorum. Expedia'nın pazarlama alanındaki ürünlerinin ülke iş geliştirme müdürüyüm. Peki siz 2022 turizmiyle ilgili neler söylemek istersiniz bize? 2022 bence kötü günleri unuttuğumuz yıl oldu. Ama birazcık da huşu içerisindeyiz. Rüzgar arkamızda. 2023'ün ön izlemesi gibi görüyoruz şu anda. Umarım 2023 daha da iyi olacak. Ama bence 2022 tam olarak nerelere gidebileceğimizin ilk yılıydı. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi herkes pandeminin ne kadar kötü bir zaman olduğunu, pandemiden sonra çok güzel gelişmeler olduğunu söylüyor. Sizce pandemi bir fırsat mı? Bence her kriz bir fırsattır. Pandemi de kendi içinde fırsatlarını barındırdı. Bu söyleyeceğim belki zor olabilir ama daha efektif, cost efektif çalışmayı öğrendi oteller. Nerelerde tasarruf etmemiz gerektiğini anladık ve sepetler konusunda da bence iyi dersler çıkardık. Biz risklerimizi dağıtmayı becermeliyiz. Bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Bence önümüzdeki sorunlarla ilgili kaslarımızı geliştirdik. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. İyi günler.